Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türk öğretmeni Fadime Erdoğan. Konumuz, birinci dönem birinci konumuz olan ve LGS'de de sorumlu olacağınız fiilimsiler. Diğer adıyla eylemsiler. Fiilimsiler, fiillerden türemiş oldukları halde bir fiil gibi çekimlenemeyen, yani zaman ve kişi anlamı taşımayan, cümlede isim, sıfat, zarf görevlerinde kullanılan veya cümleciklerin yüklemi olan sözcüklerdir. Sizler fiilimsileri genelde fiilimseklerinden ayırıyorsunuz. Ama tanımımızdaki fiil gibi çekimlenemeyen kısmından da ayırabilirsiniz. Yani elinizde bulunan fiil köklü sözcük eğer bir zaman ve bir kişi bildiriyorsa, şu zamanda şu kişi yapmış diyorsan çekimli fiildir. Diyemiyorsan fiilimsidir. O yüzden fiilimsileri ve fiilleri birbirinden bu şekilde de ayırabilirsin. Umarım işine yarar. Fiilimsileri biz kullanıldıkları göreve göre 3 alt başlık halinde inceliyoruz. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. İsim fiil mastar olarak da geçer. Fiil kök veya gövdelerine me, ma, ış, iş, uş, üş, mek, mak ya da bizim ezberi kolay olsun diye verdiğimiz mayışmak eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Onu burada bulmak mümkün değildi ki bulmak sözcüğü gibi. Ahmet'in şiir okuyuşu çok güzeldi cümlesindeki okuyuş gibi. Size gelmeyi ben de çok istiyorumdaki gelme gibi. Geminin batışını izledimdeki batış sözcüğü gibi. Burada özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Yine genel itibariyle mayışmak eklerinden isim fiili buluyorsunuz. Ama yine bir kolaylık olsun ya da size bir ek bilgi olsun, belki bulmanız daha kolay olur. Eğer kökü fiil olan sözcüğe eklediğin ek sayesinde artık bu fiilin ismi budur diyebiliyorsan, yani bu kısım hareketi, gelenek onun artık isim olduğunu anlatıyorsa isim fiil diye de değerlendirebilirsin. Yani okumak fiilin hareket halidir, okuyuş o hareketin adıdır. Gelmek fiilin hareket kısmıdır, gelme onun ismidir. Batmak yine fiilin hareket halidir, batış ise ismidir. Burada bu ek bilgiyi vermemin sebebi bazen fiilimsi eklerini farklı görevde kullanılan eklerle karıştırıyor olmanız. Tıpkı olumsuzluk eki olan mema ile isim fiil eki olan memayı birbirine karıştırmanız gibi. İster bunu kitabi bir tanım olarak olumsuzluk eki fiilimsi eklerinden her zaman önce gelir deyip birincisi olumsuzluktur, ikincisi isim fiil ekidir de ister ikisi bir arada olmasa da bu soruyu cevaplama çok üzülürüm olsaydı cümle cevaplama kısmı sadece olumsuzluktur. O yüzden fiilimsileri özellikle sınav esnasında sadece sözcük bazında değerlendirmeyin. Dönüp mutlaka bu risklere karşı cümle bazında da değerlendirin. Yani fiilimsiyi kendi eki ya da kelimesi kadar cümle içerisinde bu tür bir anlamı var mı yok mu diye de kontrol edin. Sıfat fiiller. Sıfat fiiller fiil kök ya da gövdelerine an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş ekleri ya da yine bizim tabirimizle bu eklerin hepsini birleştirip kodluyorduk. Anası mezar dikecekmiş eklerinin getirilmesiyle yapılır. Biraz önce gelen çocuk kimdi? Gelen çocuk yıkılası dünyada çok dert çekti. Yıkılası dünya. Burası çıkmaz sokağa benziyor. Çıkmaz sokak. Koşar adımlarla yanıma geldi de koşar adımlarla sıfat fiildir. Burada da yine söylemem gereken bir şey var. 6. sınıfta bir sıfat konusunu gördük. Sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdi. Eğer bu konuyu biliyorsanız ki ilkokuldan beri görüyoruz ve dediğim gibi 6. sınıfta da gördük zaten. Eke bakmanın dışında yine sadece fiil köklü sözcüğü
görev bazında tespit ettiğin anda da sıfat fiil, isim fiil ya da zarf fiili bulmuş olabilirsin. Mesela nasıl çocuk dediğinde gelen çocuk sıfattır, gelen kısmı ve kökü gelmek olduğu için bu bir sıfat fiildir. Çünkü görevi sıfat, kökü fiil. O yüzden de sıfat fiil. Aynı şekilde nasıl dünya, yıkılası dünya, yıkılası sıfattır. Kökü yıkılmak olduğu için, fiil olduğu için sıfat fiildir. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yine burada bunu özellikle belirtmemin sebebi, ecek ve miş ekleri aynı zamanda tip ekleridir. Az önce söylediğimiz isim fiil ekinde nasıl olumsuzluk eki olan mema ile isim fiil olan mema'yı karıştırıyorsanız, sıfat fiil eki olan ecek ve miş ile ve yine erar ile tip eklerini birbirine karıştırıyorsunuz. O yüzden her ne kadar o zaman işinize ekleri bulmak yarasa da belki de teyit etmeniz gerekecekse bir de bu açıdan düşünün derim. İnşallah faydalı olur. Üçüncü başlığımız zarf fiiller. Zarf fiiller fiil kök yağ gövdelerine ip, erek, ken, meksizin, meden, inceye, diyi, eceyi gibi eklerin getirilmesiyle yapılır. İsim fiil ve sıfat fiildeki kadar kodlaması kolay olmadığı için isterseniz burada sözcüğün görevine bakmak size daha büyük kolaylık sağlar diye düşünüyorum. Ali eve gelip çıktı derken çıktı fiildir. Nasıl çıktı? Gelip çıktı. Gelip zarftır. Gelmek fiil köküdür. O yüzden zarf fiildir diyebilirsiniz. İsterseniz de sadece ipek almıştır. O yüzden de zarf fiildir diyebilirsiniz. Gittim. Nasıl gittim? Yürüyerek gittim. Yine yürüyerek zarftır. Durumunu anlattığı için yürümek kökü fiildir. O yüzden zarf fiildir diyebilirsin. İstersen de erek eki almış, erek eki almış. O yüzden zarf fiildir diyebilirsin. Yine ne zaman gördüm? Giderken gördüm. Zarftır. Gitmek fiildir, zarf fiildir diyebilirsin. Ek zaten kendiliğinden ortada kalacaktır. Ya da keneki almıştır. Keneki zarf fiildir deyip zarf fiil de diyebilirsin. Nasıl iyilik yapıyoruz? Karşılık beklemeksizin derken beklemeksizin zarf. Beklemek fiil. O yüzden de zarf fiil. İstersen de meksizin iki aldı. Meksizin de. Arkadaşın gelinceye kadar çalış. Nasıl çalış? Ne zamana kadar çalış? Gelinceye kadar zarftır. Gelmek fiildir. Zarf fiil. İstersen de inceye eki almıştır. Zarf fiildir de. Konumuz bu kadar. Konumuzu şöyle bir toparlayacak olursak, özellikle dikkat etmen gereken şey, sana cümledeki fiilimsileri ya da fiilimsi sayısını soruyorsa, yapman gereken tek şey, fiil köklü sözcükleri bulup, zaman anlamı ve kişi anlamı taşıyıp taşımadığına bakmak. Eğer kökünü fiil olarak bulduğun sözcük zaman ve kişi anlamı taşıyorsa, fiilin kendisidir. O zaman ona çekimli fiil diyeceksin. Fiilimsi diyemezsin. Ama taşımıyorsa fiilimsidir. Bu durumda sorunun cevabını buldun. Hangisi fiilimsidir derse ya da kaç tane fiilimsi vardır derse, zaman ve kişi anlamı taşımayan, kökü fiil olan her sözcük fiilimsidir. Seni cevaba götürür. Sonrasında özellikle isim fiilde ekleri karıştırmaman gerektiğini unutma. Mema isim fiil eki olduğu kadar aynı zamanda olumsuzluk ekidir. Ve eğer ikisi yan yana gelmişse birincisinin olumsuzluk eki olduğunu, ikincisinin isim fiil eki olduğunu unutma. Yine isim fiille ilgili bir dikkat çekmek istediğim nokta daha var. O da cümleyi de mutlaka dönüp okuyun. Sadece kelimeyi mema eki almıştır, isim fiildir diye değerlendirmeyin. Çünkü sadece
mema'yı olumsuzluk olarak da kullanılabilir. İkisi yan yana geldiğinde hem olumsuzluk hem isim fiil eki. Evet, birincisi olumsuzluktur, ikincisi isim fiil ekidir dersin. Ama gördüğün her mema'nın isim fiil eki olmayacağını da düşünmen lazım dikkatine. Sıfat fiilde yine eklere bağlı kalarak, anası mezar dikecekmiş eklerini bularak da sıfat fiili bulabilirsin. Görev açısından değerlendirip bir ismi nitelemiştir. O yüzden bu sözcük sıfattır. Kökü de fiil olduğu için sıfat fiil diyebilirsin. Ve dikkat etmen gereken en önemli nokta, ecek ve mişle her ar eklerinin sıfat fiil eki olduğu kadar aynı zamanda kep eki olduğunu da unutmamak ve her ikisini birbirine karıştırmamak. O yüzden yine iş sadece sözcük değerlendirmeye değil, aynı zamanda cümleye geri dönmeye bakıyor. Bunu da unutmaman temennisiyle.